etkisiyle ilgili İstanbul için ne düşünüyorsun? Yeniden Refah, Yeniden özellikle Vefa. Şanlıurfa'daki mitingi şeyi İstanbul'da. Yani. yani bazı Konya ve Kayseri'de yüksek oranlara çıkacağı konuşuluyor. Sosyal medyada gözüme çarptı. İstanbul'da da hep Dem Parti konuşuluyor ya Dem Parti şu kadar alırsa şey olur, Dem Parti şöyle olursa işte İmamoğlu'na Ekrem Bey'e şu kadar zarar verir. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'daki yükselişi de söz konusu. Benim gözlemlediğim anketlerde onun etkisi, onun oyu da muhtemelen AK Parti tarafından, Murat Durum'un oyundan, Murat Bey'in tarafından gidecek değil mi? Ee, şöyle, yani zaten yeniden Refah Partisi'ne oy vermeye karar vermiş insanlar AK Parti'ye oy vermiyorlar zaten. Yani Ama geçen seçimde öyle şey değildi bu. sonuçta. AK Parti'yi destekliyordu değil mi? Yani şimdi bu, buradaki farklardan biri de o. Ya de, de ittifaka verdi diyor evet. ya kendileri bağımsız seçime girdiler yüzde3'e yakın oy aldılar Hı -hı. ve 5 milletvekili çıkardılar Hı -hı. ben yeniden refah meselesini daha uzun vadeli görüyorum yani 31 Mart seçimlerinden daha uzun vadeli bir vizyonları var O da şunu okumuşlar ve aslında doğru bir strateji izliyorlar Tayyip Erdoğan sonrası o alanın siyasetin o alanının bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar. Ve AK Parti'nin de bunu çıkaramadığını görüyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki 5-10 yıl içinde muhafazakar, işte milliyetçi vesaire seçmenlerin gideceği bir adrese dönüşmeye ve Türkiye'nin en büyük iki partisinden biri olmaya yönelmişler. Yani hedefleri bu. İstanbul'da belki belediye başkanı seçemezler ama İstanbul'da yüzde %6 civarında bir oy alırlarsa bu hedefe doğru emin adımlarla ilerledikleri ortaya çıkar. Hı hı. Ve e, siyasette gerçekten ciddi bir dönüşüm e, başlar. Yani bir dönüm noktası olabilir. AK Parti'ye kız AK Parti'ye kızgın insanlar şimdi sabah konuştuk. Sen haklı olarak dedin ki emekliler artık AK Parti'ye oy vermez. E, nereye verir? CHP'ye verirler mi? Vermiyorlar işte. Bunu gördük. Yani vermiyorlar. E, İyi Parti'ye de vermiyorlar. Gelecek Partisi de Saadet Partisi'ne de e, vermediler. Neden bilmiyorum. Deva Partisi zaten kendini merkez sahada konumlandırmaya çalıştığı için o oylara çok talip olmadı. Ama yani netice itibariyle ya sandığa gitmediler ya işte tavır koydular. Şimdi yeniden Refah Partisi böyle bir adrese dönüştü. Yani hep bana şunu söylüyorlar. Dem, Dem Parti ile ilgili ya... ...hani karar verin... ...İmamoğlu'nu mu seçeceksiniz... Ee, ...işte... E, ...Murat Kurum mu? Bunu niye yeniden Refah Partisi için... ...söylemiyorsunuz? Diyorlar. Benim buna cevabım şu... ...tablo iki parti... ...açısından biraz farklı. Yani Dem Parti... ...keşke olsaydı... ...bir Türkiye Partisi olsaydı... E, iktidara oynasaydı, iktidar olmaya hedefleseydi ama yani gördüğünüz gibi en büyük oyu yüzde 13 oldu. O da çok ciddi bir CHP seçmeni destek verdi. Barajın altında kalacaklarından endişe etti vesaire ama diğer tarafta tablo biraz farklı. Diğer tarafta yani merkezin sağında muhafazakar seçmenlerin arayışları var. Yani 20 senedir Ak Parti'de de artık bir metal yorgunluğu var. Cumhurbaşkanı hep metal yorgunluğu kavramını bir reiselleştirdi. Ama partinin kendisinde de bir metal yorgunluğu var. Burada görüyorum ben Ak Parti'nin yöneticilerini. Hepsi aynı şeyi konuşuyor. Bir lider çıkaramadılar. Çıkaramadılar. Denklemden Tayyip Erdoğan çıktığı anda bir e, yani kim olur? Cevap yok. Murat Kurum olur mu? Bilmiyorum yani siz, siz ne, ne düşünüyorsunuz ama bir lider karizması var mı Murat Kurumda mesela? Biz bu konuda hiç bir söyledim? söyledim? Yalnız Boğa Sen... burcu kendisi lütfen. Benimle aynı burcumuz. Öyle mi? Herkes de Boğaymış. <laughs> Emre Hoca da, Emre Şirin <laughs> Hoca da Boğaymış. Evet. Ya. Bu konudaki evet. görüşümü söyledim, yani, Deniz, ben de... sen benimle sabah yayında bölümde, ilk bölümde tartıştım. Ben ısrar ediyorum ki, yani burada aday seçimi de dahil olmak üzere, başından beri e, AK Parti bu konuda bir zafiyet içerisine düştü. İlk defa görüyoruz bu seçimde. E, güçlü bir aday çıkaramadı, e, bu adayın arkasında dur. bu aday kendi başına gidemedi. Bak şimdi bakanlar dahi meydanlara, şeylere inmek zorunda kaldı, sokağa inmek zorunda kaldı destek için bunlara gerek duymayacaklarını varsayıyorlardı. Çünkü bu tarafı böldüğü zaman yani bu ittifak tarafı özellikle millet ittifakı tarafı tamamen dağıldığı zaman o oyların dağılacağı konuşuluyordu. Ben de esrarla söyledim ki büyük sayıların kuralı, kanunu burada Ekrem Bey'in kaçınılmaz şekilde sokak siyasetini iyi yapıyor olması onu tek başına ben tekim tekimsiz hepinizsinize kadar götürecek noktadaydı ki öyle de gelişiyor anketler. Ben bunu iki buçuk ay önce söyledim. Hala aynı noktadayım. Diyorum ki çok zor bir rakip Ekrem Bey diğerleri için. Onun için onu yani altındakileri bölseler de sandık ittifakı denilen bir şeyin ister istemez kaçınılmaz şekilde gerçekleşeceğine doğru gidiyordu. E şimdi karşısına çıkardıkları aday. Yo ben aksini düşünmüyorum. Bak, e o zaman niye benimle ben tartışıyorsun? ki hayır emekliler evet Hayır tartış mı? Bak tartışmıyorum Ben başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki yani bütün bunlara rağmen hala Murat Kuruma Yüzde otuz yüzde kırk oy verir. ya bu ekrem İmamoğlu bu arada yüzde kırk olabilir. Tamam, evet, sonuç sonuç önemli. Ya yani benim, benim tartıştığım şey ek, tamam. elbette ki sonuç Sen önemli. De bak. Benim, Sen de kalan Sen de çok yoksul kalmış bu kesimin yüzde kırk oy vermesine kızabilirsin. Ben de diyorum ki o yoksulluğu yönetme olgusunu. Kızmıyorum, böyle kızm. Ya kızmıyorum, şaşırıyorum yani. Şimdi bir bir ev düşün, bir ev düşün, zengin bir aile. CHP seçmeni evde de bir yardımcı var çalışan var seçim gecesi 14 Mayıs'ta ya da işte 28 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan kazanıyor evde çalışan yardımcı asgari ücretle çalışan yardımcı bayram ediyor o evin sahibi zengin olan adam üzülüyor ya bu tuhaf bir durum yani AK Parti zenginlerin partisi artık Yoksu, yoksullardan faydalanıyorlar doğrudur ama yoksulları daha da yoksullaştırıyorlar yoksulları daha da yardıma devlet yardımına vesaire bağımlı hale getiriyorlar vesaire yoksulların e, artık tepki göstermesi lazım ama göstermiyorlar işte o ben onu anlatmaya çalışıyorum ben yani burada Murat Kurum üzerinden bir değerlendirme yapıyorum. Sen Ekrem İmamoğlu kazanır. Elbette ki kazanır. Yüzde 46 alır, 48 alır kazanır. 46, ama ben diyorum ki. Murat yani. Ama işte onu söylüyorum ben de. Ya Murat Kurum'un hala yüzde 40 civarında. ama öbür taraf dağıldı. Dağılmasına rağmen oluyor Ben onu konuşmayacağım. Yani burada çok zor bir seçim normal şartlarda bu değil mi? Yani sen ittifakla i̇şte girdiğin bir seçim var. Arkasından ki, ortada ittifak yok yani. 5 sene önce ittifakla girmişsin. Beş ben öbür, öbür, yani böyle yani. eğer Aha, böyle ben kazanırsa, ben kazanırsa işte İmamoğlu çok diyorum ki ben öbür taraftakilere diyorum ki yani bakın aynı şey değil. Yani AK Parti artık hani buramıza geldi kardeşim geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz diye tepki gösterip yeniden Refah Partisi'ne gidip oy verenle DEM Parti'ye oy veren arasında bir fark var. Ben partiye oy verenlerin şuna karar vermesi lazım. İktidar İstanbul'u da alıp bakın millet bizim her yaptığımızı onaylıyor diye 1 Nisan'dan itibaren daha da beter şeyler yapsın mı yapmasın mı buna karar vereceksiniz. Bu bir genel seçim değil, bu bir yerel seçim. Ama Tayyip Erdoğan İstanbul'u geri alırsa seçim zaferi ilan edecek ve diyecek ki 1 Nisan'dan itibaren Milletim benim bütün politikalarımı onaylıyor. Evet. Ben DEM Parti seçmenlerine bunu söylüyorum. Yani gidip hala yani gerçekten bu bunlar stratejik kararlar, stratejik oylar. Bu bunu yani o dedin ya dağınık ki ben o dağınık kesime bunu anlatıyorum. Diyorum ki bakın bunca olumsuzluğa rağmen Hala bu ülkede murat kurum %40 oyalıyorsa burada bir tuhaflık var. İnsanları bakın emeklileri ne hale getirdiler ya. Özel bankaların insafına bıraktılar. Şimdi de yani et kuyruğu yetmiyor. Ekmek kuyruğu yetmiyor. Şimdi de banka kuyruğuna sokacaklar. Ucuz gıda kuyruğu Gitsin da var. Bankalarla, market emekli, market ucuz Emekliler git. Kapışıyoruz. Gitsin emekliler bankalarla promosyon pazarlığı yapsın. Ya niye insanlarınızı bu duruma düşürüyorsunuz? Asgari ücretlilerin geçim derdini hepimiz biliyoruz. Dul ve yetim aile alanların geçim derdini hepimiz biliyoruz. Şimdi buna rağmen, bütün bunlara rağmen düşünün İstanbul'u kazandı AK Parti. 1 Nisan'dan itibaren Cumhurbaşkanı ne yapacak? Balkon konuşması yapacak değil mi? Diyecek ki millet bunlara dersini verdi, bana da vize, vize verdi, bütün politikalarımı aynen devam ettireceğim diyecek. Ne olacak o zaman? Dem partililer mutlu mu olacak? Dem partililer için daha mı iyi bir hayat olacak? Anlatmak istediğim şey bu, sen, sen, senin tespitin doğru. Yani bugün Cumhurbaşkanı bir önceki seçimde bir buçuk milyon kişi topluyorsa, bugün 600 bin kişiyi bile toplayamıyorsa... Milletinde aman artık yeter gibi bir refleksinden kaynaklanıyor olabilir bu Cumhurbaşkanı ama bunu yine dile de, getirmesine ben ne şahsen, diyorsun Deniz? Yani mesela tamam böyle bir, bir şey olabilir ama Cumhurbaşkanı dile getirmiş değil mi? Doğru mu duydum seni? Evet evet ben kendim ben 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 nereden bildim? Doğru yani. doğru siz dile o işin görünen olması... kısmı bir de görünmeyen kısmı var. O işin görünen kısmı bir de ya Cumhurbaşkanı dile getiriyor onun da bir amacı var kendi tabanını konsolide ediyor. Bak uyumayın, tembellik etmeyin. İstanbul elden gidiyor. Bak gelmediniz buraya seçimi kaybedeceğiz vesaire diye. Cumhurbaşkanı böyle bir şeyi var. ama emin olun o kürsüde de söylenmiş yani kürsüde sistem olarak dile getirilmiş ama emin olun şu an itibariyle bütün kampanyacıları, İstanbul İl Teşkilatı sıkı bir fırça yemiştir. Yani bunu basına yansıtmazlar. Kol kırılır, yen içinde kalır. Ama AK Parti'nin teşkilatları çok sıkı bir fırça yemiştir. Yöneticileri çok sıkı bir fırça yemiştir. Çünkü böyle planlamadı. Yani bir buçuk milyona göre planlandığı konulan tabelalardan, ekranlardan, ekranların konumundan falan belli. Yani geçen e, son İstanbul mitingi gibi bir kalabalık bekledikleri oradan belli. Ben de diyorum ki emekli o 5 bin liralık seyyanen zammı vermedikleri için o meydanda dolamıyor. Bu kadar da net söylüyorum. Hayır, o gün müjde bekliyorlardı. Ama, ama işte, o müjdeye ama müjdeyle işte. dolardı. Evet, işte ama ya, o müjdeyle müjde sadece sadece emekleri, beklenti olmadı diyorum. Yani o noktaya geldi ki demek ki sadece burada sadece emeklilere ya o bir, bir örnek yani hani bir, sadece emeklilere indirgemeyelim. Ya, ee, örnek olarak ya, söylüyorum ben. Çok başa, başka başka var AK ama AK Parti seçmeninin bakın AK Parti seçmeninin artık başka bir adresi var. Yeniden refah. AK Parti'nin temeli milli görüşten gelir. Milli Nizam Partisi'nden gelir vesaire. Bir tane sokak röportajı izledim. Hacı'nın biri acayip eleştiriyor AK Parti'yi. Yerden yere vuruyor. Sonra da kendi geçmişini söylüyor. Ben diyor Milli Nizam'dan gelirim. İşte Milli Görüş'ten gelirim. Vesaire. Bu insanlar bu partiyi ayakta tutan insanlar. Bu partinin omurgası hala onlar. Peki. Tayyip Erdoğan'ı da Erbakan'ın talebesi olarak görürler. Doğru. Ve onlar için artık yeni bir adres var. Dün Yeniden İstanbul Refah için, Partisinin, dün konumu, İstanbul pompalandığını görüyoruz dedi. E, seçmeni e, işte bütünleştirmek için, konsolide etmek için bu doğru değil dedim. Yani bir şey söyleyeyim mi? Normal şartlar altında e, Dem Partiler çıkacak, böyle meydanlarda konuşacak, muhatap öcalandır. Tayyip Erdoğan'la Öcalan masaya oturmalıdır falan gibi cümleler kuracak. Hepsi kendini Silivri'de bulurdu. Ama şimdi müsaade ediyorlar. Çünkü DEM Parti'nin görünür olmasını istiyorlar. İstanbul'da DEM Parti seçmenlerin DEM Parti adayına oy vermesini istiyorlar. Ya şu anda gerçekten Murat Kurum'un kendi performansıyla, kendi kapasitesiyle Seçim kazanma şansı yok. Onun için en büyük umutları Ekrem İmamoğlu'na oy verecek DEM Partilileri DEM Parti adayına oy vermeye ikna etmek. Ve bu konuda bir mutabakat var anlaşılan. Yani DEM Parti'nin önde gelenleriyle yöneticileriyle AK Partililer arasında en azından bir söylem birliği var. Ya bu İstanbul'da mesele şudur. İstanbul'u AK Parti'ye geri mi vereceksiniz yoksa İstanbul e, Ekrem İmamoğlu ile devam edecek? Ya Meral Danış Beştaş sizce seçimi kazanabilir mi? Yani zor. Hayır. Yani Hayır. <laughs> kazana, kazanamaz. Dolayısıyla da e, yani e, iktidar ne ne düşünüyor? Meral Danış Beştaş ne kadar çok oy alırsa Ekrem İmamoğlu'nun hanesinden gider. Ekrem İmamoğlu'nun oyları da azalırsa bizim kazanma şansımız ortaya çıkar. Bu nedenle 1 Nisan'a kadar Dem Parti'ye böyle bir alan açılmış. Yani Leyla Zana gerçekten bakın bu, bu ülkede bu insanlar çok bedel ödediler. Yani Aynen. Kürt siyasetçiler çok bedel ödediler. Cezaevlerinde kaldılar. Ya yani 12 Eylül'den bu yana e, bu bunu yaşıyorlar. Yani Diyarbakır cezaevinden e, oradaki o korkunç günlerden, korkunç işkencelerden bu yana Ahmet Türkü de, Leyla Zanası da, Selahattin Demirtaş'ı da bedel ödüyorlar yani. Yedi senedir cezaevinde e, Demirtaş. Yani doğru dürüst savunma, yani bir a, a, yani yargılama süreci hakkında kimse hiçbir şey öğrenemedi. Neyle suçlanıyor? Yani şey işte neymiş efendim 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi. Onun yaptığı konuşma ya o konuşana kadar zaten 19-20 kişi ölmüş. 54 insan öldü o olaylarda. Bunlardan kaç tanesi o zamanki adıyla HDP'li? Büyük ihtimalle 50'si. Yani HDP'lilerin öldüğü olaylardan Demirtaş'ı sorumlu tutuyorlar. Bunun gibi bir sürü soru işareti var. Ya bu, bu insanlar, bu Kürt siyasetçiler öcüleştirildi, öcüleştirildiler, işte yerlerine kayyum atandı, tutuklandılar, dokunulmazlıkları kaldırıldı. Yani aklınıza ne gelirse? E peki hiç kendilerine sormuyorlar mı? Ya kardeşim ne oldu da bu son 15 gündür iktidar bizi böyle sempati duymaya başladı, bizi sevmeye başladı? İktidar bizim önümüze neredeyse kırmızı halılar serecek. Hiç sormuyorlar mı Allah aşkına? Ya da bir Nisan'dan sonra eskiye dönecekler diye bir endişeleri yok mu? Yani 1 Nisan'da daha önce yaşadıklarının devam edeceğini düşünmüyorlar mı mesela? Ya o her seçim döneminde iktidar bu bu yani biraz önce de isimlerini saydığım işte Leyla Zana, Ahmet Türk gibi bu siyasetin önde gelenlerine bu tür şeyler sunuyor. Onlar da her seferinde bunu bir iyi niyet göstergesi olarak görüp ona göre siyasi pozisyon alıyorlar. Ondan sonra seçimler bitiyor. Başlarına yine aynı şeyler geliyor. Yani uzatmaya gerek yok. İstanbul'da seçimin Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu arasında geçtiği belli. Ve insanların bir tercih yapması gerekiyor. İmamoğlu'yla mı devam edecekler yoksa Murat Kurum mu getirecekler? Bu kadar basit. Deniz ben çok İstanbul'da kısa bir soru sorsam. De... Bu konuya yeniden refah